başka zaman cevap veririz. Birkaç soru varsa şey yapalım, ondan sonra işimize devam edelim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Şeytan melek midir, cin midir? Şeytan cindir, melek değil. Şeytan yeryüzünde cin can kavminden gelen, onların çocuklarından olan biriydi. Yeryüzünde o da çok ibadet etti o zaman. O kadar çok ibadet etti ki şu yerden gökyüzüne doğru çıktı. Oradan belli bir perde var, onun ötesine çıkamaz o cin ehli de. Ona o da açıldı ibadet ve takvadan dolayı, cennete girdi. Cennette ibadet etmeye başladı. Sonra o normal melekler, yeni yaratılan meleklere öğretmenlik yapardı. Onlar geldi, bu budur derdi. Allah ona ilim verdi. O ilim, sadece o ilim ile de kendi kendisini helak etti şeytan. Oraya kadar çıktı. Allah bize onu bir örnek koyuyor. Yeryüzünden gökyüzüne çıkıp cennete girdi. Cennetten tekmelenerek tekrardan dünyaya gönderildi. Oradan tövbe etmezse cehennemedir yolu. Onun için o cindir, melek değildir. Melek başkadır, cin başkadır. Biz insanları ve cinleri ancak bizi bilip de ibadet etsinler diye yarattık diyor Rabbil Alemin. Yaratılış gayeleri insanların ve cinlerin o. Meleklerin başka yaratılış gayesi vardır. Onlar zaten hep ibadettedir. Onlarda hür irade yoktur. Hür irade olan insan sorumlu olur işte. Onun için bir daha bunu çıkarttılar. Ne soru sorulursa Allah yaptı. Allah yaptı. Allah yaptırdı. Her şeyi, iyiliği Allah yaptırdı de. Kötülüğü Allah yaptırdı deme. Çünkü Allah bize Kur'an-ı Kerim'de size bir iyilik, bir güzellik ulaştığı vakit o size Rabbinizdendir diye bildiriyor. Size bir kötülük, beğenmediğiniz, hoşuna gitmeyecek bir halde geldiği vakit o size kendi nefsinizdendir. Kendi nefsinizin yaptığını çekiyorsunuz. Allah'tan değil o size. Ya onun için irade-i cüziye ile irade-i külliyeyi karıştırmış, aklı eksikler karışmışlar. Onun için onlara fazla muteber olmayınız. Sonra işiniz tehlike olur. Melek tayfasından değil. Bismillahirrahmanirrahim. Himmet meselesini açıklar mısınız? Himmet. Himmet kimden gelir? Kula himmet isteriz. Kimden istiyoruz? Şeyhimizden, biz şeyhimizden. Kime bağlıysa oradan istersin de büyüklerden, takva sahiplerinden. Efendim, Allah'a gerçek kul olmuşlardan himmet isteyiniz, yardım isteyiniz. Bazı gerizekalılar gene sol taraftan çıkmış, ancak Allah'tan yardım isterim diyor. Fatiha'da bunu okudu. Doğru Allah'tan istersen Allah'a ulaşmadın ki daha. Onun için o sözünde sen doğruysan, senin yolda eşkıya önünü kestiği vakit polis molis deme hemen. Allah de gene. Onu diyemiyorsan, polisten yardım istiyorsan, sen Allah'tan yardım istemen, sen polis. Herifler ona küfretmiş kimisine, şey yapmış falan, kafirden gidip yardım istiyor. Bu bana ne yapmış? Kötü söz söyledi diyor. Mahkemeye veriyor insanları. Kafirden yardım ister, sonra Allah'tan gelir her şey diyor. Bak akıla bak. Onun için himmet, biz nedir? Himmet ne istiyoruz? Doğruyu yapabilmek için, doğruda güçlü kuvvetli olabilmek için, doğrulardan ya Rabbi o doğruların hürmetine bize yardım gönder. Onun himmet istiyoruz biz falan kişinin hürmetine senden yardım istiyor. Yoksa gönderecek olan Allah'tır tabii ki. Fakat falanın hürmetine istiyorum. Bu sana sevgili kuldur ya Rabbi dediğin vakit o daha başka türlü oluyor. Bir açıklaması himmetin bu dedik, şimdi onu sabaha kadar da konuşuruz ama bu kadar yeterli şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Mihir toplumu ve İskender Evrenosoğlu hakkında bilgi almak isterim müsaadenizle. Türkiye'de özellikle çevremde insanların imanlık
ve kafirlik hakkında düşünceleri allak bullak oldu. Ve kafirlik. İman. Allah rızası için bizi bilgilendirin. Çünkü bize Şeyh Nazım Kıbrıs'ın de İskender Evrenesoğlu'nun mehdiliğini kabul ettiğini söylüyorlar. Her gece yatarken acaba ben kafir miyim diye yatıyorum. Bu toplumun amacı nedir? Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ben o şahsı şahsen tanımıyorum. Fakat yapılan işlere baktığımız vakit belli ki o bir tayfalar bir şekilde onu emir altına almış. Bir şekilde onların şeyiyle hareket ediyor. Şeyh Efendi Hazretleri orada insanlar bir yere muhabbet ediyorsa onların muhabbetini yıkmaz, kaldırmaz. Çünkü bizim de istediğimiz şimdi bu zamanda insanların birey olarak kalması değil de bir yerlere muhabbet etmesidir, bir grupta durmasıdır ki o grup başı bozuksa ya onu düzeltecekler, tövbe edecek ya da onu kaldırıp doğruyu koyacaklar oraya. Çünkü cemaat, Allah'ın rahmeti, bereketi cemaat iledir, grup iledir. Şimdi kişi şüphedeyse zaten, sabah akşam o şüphede yatıp kalkıyorsa oradan ona bir feyiz, bereket yoktur. Oradan tövbe etsin, başka yola baksın. Şimdi biz fitne uykudadır, fitneyi uyandırmayınız dedi. Biraz önce söyledik dediğimiz gibi. O kişi de Mehdi'li ilan etmiş. Yok, o ahir zamanda çıkacak olan Mehdi değildir o da. O da bilinsin yani. Şimdi Şeyh Efendi dedik ya, bazen böyle işte bir sohbet, birisi geldi işte selam götürdüm size dedi falan. Şeyh Efendi mütevazi güzel insan, peygamber ahlakıyla ahlaklanmış. Bizim gibi kırıp dökmüyor, zarta surta etmiyor. Selam söyleyiniz, vakit geldi, ben de dinledim. Şaka yapıyor Şeyh Efendi orada. Yani vakit geldi, çıksın Mehdi'nin ilan etsin diyor. Bir şekilde şaka yapıyor orada. Onun daha önce de gene başka talebeleri gelmişti. Onlar gene Mehdi işte kabul edin oldu dedi Şeyh Efendi. Biraz şaka yaptı onlarla. Sonra onlar zorlayınca tabi olacak mısınız? O da dedi ki bak dedi, Mehdi Aleyhisselam zuhur ettiği vakit altın dağılacak dedi. Madem ki o Mehdi'dir, zuhur etti, o zaman ona deyiniz ki İskender Efendi, Şeyh Nazım diyor ki bana 20 sıfırlı bir çek göndersin, Mehdiliğini kabul edeyim. Orada Şeyh Efendi para istiyor manası değil orada. Yani sen bir kağıdı bile veremiyorsun. Sen ne biçim Mehdi'sin? Var orada söz. Velhasılı kelam o zaman onu söyledi. Bu zaman onun için Şeyh Efendi dua ediyor. Herkes için dua ediyor. Düzelmeleri için. Ama kimse de çıkıp şimdi ben ahir zamanda olan Mehdi'yim deyip ortaya çıkmasın. Eğer ortaya çıkıyorsa da o Mehdi'nin işini yapsın. O Mehdi tekbiri alıp bu küfürü yıkacak, şeriatı geri getirecek. Sonra küfür yaşantısını kaldıracak. Dedik ya, yerin altından yer hazineleri de çıkacak. İnsanlar dönüp altın hazinelerine bakmayacak bile. Öyle bir zaman gelecek, öyle bir zaman olacak. Onun için ben size falanı bırakıp falana gidin demiyorum. Kimseye demiyorum onu ben. Ne Harun Yahya adamlarına, ne onu, ne kimseye. Yok. Ama o başka şaşkın. O biri daha şeydi, o kalkıp Resulüm diyor, peygamberim diyor, Mehdi'yim, ne diyor, Mehdi'yim, halifeyim. Ya halifeliğini yap o zaman. Dünya yanmış, kavrulmuş. Amerika'da sen de işte burası gibi, Florida, orada Virginia'da lüks bir hayat içerisinde yaşayan insan. Dünya yanmış, ortalıkta insanlar açlıktan, sıkıntıdan çeşit çeşit sıkıntılı hayatlar yaşıyorlar. Bunlar Mehdi'liği ilan ediyorlar. Hala daha zulüm devam eder, kan devam eder, her şey devam eder. Zulüm kalkacak tabii ama zulüm kalkmadan zalimler kalkacak. Zalimler sana yol mu verir şimdi? Sen git onları kaldır işte, kaldır. Ziyonist tutmuş her tarafı, ne için? Bak, mahkum etmişler Amerika hepsini. Zengini de fakiri de mahkum etmişler. Adamın orada villası var ama vergi ödemekten anası ağlar. Onun için devamlı kapitalizm, sabah akşam çalışacak 24 saat onu ayakta tutabilmek için.
Ne biçim bir sistem bu? Sistem bozuk olduğu gibi. Onun için bunu düzelt. Yani eğer buradaki Mehdi buysa Amerika'dan başlasın düzeltmeye. O biri İstanbul'daysa İstanbul'dan başlatsın. Efendim Hindistan'da çıkan var, Pakistan'da çıkan, her tarafta çıkan var. Başlasın temizlemeye ortalığı. Allah Allah. Onun için çok yanlış fikirleri var, şöyle diyelim. Yanlış fikirler çok. Ama sağa sola saldırmıyorlar hiç değilse. Kendi aralarında bir gruptular, bir şey demiyoruz. Budistler de vardır, kendi aralarında yaşıyorlar, sağa sola saldırmıyorlar. Gördüğümüzde selam veririz, selam gidip gideriz. Ama peygamber hayatı, peygamber düzeni, yaşantısı içinde değil hiçbirisi. Şeriat içerisinde değiller. Onun için yok. Ama kişi kendisi karar veriyor. O soruyu soran da, o bu Cevadi dinleyenler de, onlar olsun, onların adamları olsun. Yarın onlardan da bize saldırı gelebilir. Bir şey değil, normaldir. Ama biz hak sözü söylemekle mükellefiz. Bizim gördüğümüz budur. Onun için insanlar var sabah akşam. Benim gözüme bakıp da sen deccalsın, ben şüphedeyim diyen insanlar var. Ne diyeyim? Ne yapalım? O zaman git Mehdi'yi bul. Deccalı bırak sen. Seni kurtaracak olanı bul. Ama kimileri var, boktan çamurdan çıkarırsın. Gene aynı şüphededir. Onu, ona bir şey yapamazsın. Kendi kendini temizleyeceksin. O şüpheden sen. Eğer sen bakacaksın, kişi sana ne yaptı? Ha, eğer ki o kişi seni hakikaten başka bir bataklıktan çıkarıp da biraz daha yukarıya çıkardıysa, demek ki onun sana karşı o vereceği bileceği o kadar. Ama kalkıp onu da tamamen boka sokamazsın. Sen daha çamurdaydın çünkü. Sen o zaman daha yüksek bir yere çık, daha yüksek bir makamı bul. Oradan feyiz alacaksın. Yani ilkokul talebesi, ilkokul öğretmeni var. Ortaokul talebesi, ortaokul öğretmeni var. Ortaokul talebesi gidip de İlkokul talebelerinin arasında oturup da bir şey öğrenmeye kalkmasın, öğrenemez. Çünkü ilkokul öğretmeni ilkokuldakilere öğretir. Şimdi bunların çoğu ilkokul öğretmeni, biz Milli Eğitim Bakanı izleyenler vardır. İşte böyle abuk sabuk şey konuşanlar vardır. Yanlıştır. Ama iki şer arasında kalacaksınız, hafifini tercih ediniz dedi Efendimiz. Etraf şer olduğu için de o insanlar meyhane kerhane dolaşacağına orada otursun diyoruz. Bir şey değil. Tamam. Ama sen de kendini bulunmayan Hint kumaşı zannetme. Onun için ona da o bir tane var. Dangalak meyhaneye çevirdi şeyi yeri. Birisi bir zamanlar soru sordu. Dedik tamam, o da iş yapıyor, hizmet ediyor. İslam'ın şeriatı mı var ki bana şeriattan soruyorsunuz dedim. Tamam mı? Şeriat olmayan yerde herkes televizyon açar konuşur. Hiç değilse Allah'ı peygamberi konuşur dedik. Bunlar da üstünü almışlar. Kimileri de yok. Sen şeriatın dışında olduğunu biz çoktan biliyorduk onu. Ama hiç değilse şeriatın dışında, şeriatın dışındaki insanlar ile düşüp kalktığın için de bir şey demedik. Bir şey değil. Ama şeriatı yaşayan, şeriatı üzerinde tutmuş insanlara sen yobaz deyip de onları bitirmeye kalkarsan sende büyük bir hainlik var o zaman. Sende büyük bir hile vardır. Sende sadece nefsi kandırma yoktur şeytan. Sende büyük bir hainliğin peşindesin sen. Onun için o bir kişi zannedersem o nefsinin kölesi olmuştur. Fakat bu daha tehlikelidir ondan. Ona o kadar sövüp sağıyorlar, o kimseyi kalkıp mahkemeye vermiyor ama. O da ayrı mesele. Anladın mı? Bunu çoluk çocuk da iki kelime yazdın mı hemen polis de gelir. Türkiye'nin içerisi bu. Polis savcı nasıl gelir ya? Bir Müslümanı nasıl savunur? Bir Türkiye laik cumhuriyetin şeyi Allah şaşıra bir şey yani. Yani şaşılmayacak bir şeydir. Aklını başına toplarsan anlarsın manasını. Bu kare, Allah ona da selamet versin, akıl ezan versin, orada ilmi çoğalsın inşallah, aklı başına gelsin, tövbe etsin bazı yanlışlardan dolayı. Şeyi de Cübbeli Ahmet'i efendi de sokmuşlar içeriye, adamı mahkemeye bile çıkartmıyorlar. Ne bu rezillik? Sen bütün kanunları çiğnemişsin. Ne yaptı? Yaptı, iftira atmış birkaç hain, oyun yaptılar. Tabii ne, kimin ne yaptığını herkes de bilir. Açıktır, ortadadır. Gizlesen de gizlenmez. Yani mızrağı sen şeyin çuvalın içine koysan da mızrak bir yerden işaret verecek. Vermiş mızrak. Şimdi
Onu da tutmuşlar içeride. Bir işler var tabii. Onun altında adamı işliyse mahkemeye çıkar. Mahkeme et. Böyle bir suç attın. Mahkemeye çıkar. Ama yok. Onun da sesi, kelimesi sivriydi. Şeriat ehli sünnet üzerinde duran, ehli sünneti savunan bir insanıydı. O tarikatta biraz yüksek şeyleri belki anlayamadığı Şeyh Efendi'nin sözlerini kendi aklına göre şey yaptı falan, yanlış yaptı. Ya Şeyh Efendi onu affetti. Sen ne demek? Şeyh Efendi kendi nefsi için midir yaşıyor orada? O koşturuyor orada, insanlara yol gösteriyor o ilim ile. Sen de ona yardım edeceksin. Hep Allah için olan insan. Ama kendi şahsında yanlış işler olur. O ufak işlerdir. Kendi aklına göre doğru düşündü, böyle yaptı. Ya kalktı, zalimleri savundu o da birkaç kişi örnek alarak. Türkiye'deki şartlar da bazen onu gerektiriyor bazı insanlara. Savundu ama o savunma. Hiç değilse konuşma. Ama savunma. Zalimin savunan, zalimin ateşi ona tokanacak. Dünyada da tokanır, ahirette de tokanır. Bu kadar. Onun için o da vaktin mehdisi değildir. Vaktin sahibi değildir. Biz öyle görüyoruz. Vaktin sahibiyse çıksın söylesin. Buyur bak. Bismillahirrahmanirrahim. Ecelin gelmesiyle birlikte ruh bedenden alınarak ölüm gerçekleşiyor. Bu can verme halinde insanlar hangi iyi veya kötü hallerle karşılaşabiliyorlar? Nitekim oturduğu yerde sessizce can verenler olduğu gibi kasap lakaplı Ariel Sharon da 2006'dan bu yana can veremeyenlerdendir. Bu konuda ayrıntılı bilgi verebilir misiniz? İşte kimisinin öyle demişler. Anasından emdiği sütü burnundan getirirler yaptıkları zalimliklerde. Allah ipini bolardır. O da zalimlikte, firavunlukta efendim çok firavunları aramadıydı. Eli ayağı düzgünüydü. O zaman gidip o kadar insana zulüm etti. O kadar insanların kanına girdi. O kadar insanlara öyle sıkıntılı hayatlara soktu. Çoluk çocukların her şeysini. Onların ahı onun üzerindedir. Onun için evliya ona izin vermedi. Bu daha ölemez. Dünyada da çekecek. Onun her saniyesi, her dakikası ne büyük bir zulüm var onun içerisinde, bir bilsen sen. Onu hiç düşünme onu. Onun için kişi nasıl yaşarsa öyle olur dedi Efendimiz. Nasıl yaşarsan öyle ölürsün. Nasıl iman edersen öyle yaşarsın. Allah'a ve peygambere iman ettiysen dedik ya, o imanı daima üstte tutarsın. O gayle ile yaşarsın. O gayle ile yaşayana son anda rahmet gelir inşallah. Allah kulunu bırakmaz o zaman. O zaman ona imanı hatırla, çünkü o düşüncededir. Başıma bir dert gelse ne yapacağım ben şimdi, hemen şehadeti getireyim. Doktor moktor değil, hemen şehadeti çoğaldayım der. Şehadet ile meşgul olan kişi, iman ile meşgul olan kişi onu yapar. Değilse yaşadığı hayata göre neyse onun peşine koşturur. İşte Azrail gelirken onlar da beraber. Hangi hayattasın o perde açılacak sana. Sen zannetme kafir kafir yaşayacaksın her bir. Sonra tertemiz dünyadan çıkacaksın. Yok öyle ya ama. Temizlenirsin, belki şehadeti getirirsin ama mezarda iyi hallederler seni. Onun için bu da bir örnek. Şimdi birisi vardı diyor. Hoca efendi, imam efendi, şeyh efendi. Cuma gün ölenin diyor. Şeyini anlatıyor. Faziletini anlatıyor. Cuma gün ölene bunlar verilir, bunlar yazılır, böyle olur, böyle olur. Güzel faziletini anlatıyor diyor. Cuma gün ölenin. Birisi geldi diyor. Şeyh efendiye diyor ki, şeyh efendi, babam bu alemden göç etti. Cuma günü öldü. Nasıldır hali? Herhalde en iyi yere gitti. Ya dur bakalım dedi şimdi. Baban dedi ne biçim bir hayat yaşardı? Şehadet iman etti mi dedi? Şehadet getirdi mi? Güzel bir hayatı var mıydı? Yok dedi, Allah'a da inanmaz dedi ama cuma günü öldü dedi. Namaz kılar mıydı dedi? Ne namaz dedi? Babam dedi çok güzel hayat yaşadı. Keyfine düşkünüydü. Zamparalık yapardı. Yaşlı yaşlı zamparalık yapardı dedi.
Ama cuma günü öldü. Hayır hasenat yapar mıydı dedi. Sağa sola fakir fakirayı kollar mıydı? Fakirleri hiç sevmez dedi. Öleleri var şimdi. Fakirleri sevmez. Pakistan Hintlileri sevmez. O bakar kokar diyor ama ondan dolayı değil. O süslenip püslenecek zengin olarak karşısındaki eti butu düzgün olarak sevsin. Bazıları öyle var. Yok dedi o sevme o dedi. Lüks hayatı severdi. Bunlar hani yaşardı böyle yaşardı. En güzel paraları kendi üzerine harcadı. Çabam ya hayat yaşamasını bilirdi dedi. Ama cuma günü oldu. Onu yapalım. Hacca gitti mi yok. Bunu yaptı mı yok. Ama cuma günü öldü dedi. Hoca efendi ona bak dedi ki cumayı bilmem dedi ama cumartesi dedi onu güzel hallederler dedi. Şimdi başka türlü konuşacaktı ama edep uygun değil şu anda televizyonda. Cumartesi günü dedi ona başlarlar dedi orada dedi şimdi işin dedi. Onun için imanın şartları vardır, İslam'ın şartları vardır. Bunlar olacak, bunlar uyacak. Sonra o gelen müjdeler de seni kapsayacak. Değilse o müjdelerle koşturma sen. Sen yaşadığın hayata bak şimdi. Bir iş abi, niye yapıyorsun bu işi? Niyetin nedir? Ameller niyetlere göredir. Kıyamet günü de sen şimdi çıktığın vakit hesap vereceksin kıyamet günü. Bu yanlış işi yaptın, niyet güzeldi. Belki o niyetten dolayı bir şey kazanabilirsin de bu güzel işi yaptın fakat niyet buydu, kötüydü. Niyetin kötüydü. Yaptığın işlerin işine göre değil, niyetine göre hesap verecek kul. Ha? O azgınlar, azgın hayat yaşayanlara da onlar dünyadan, Allah dünyada işaret gösteriyor onların yaşantısını işte nasıl olurlar. Ondan sonraki en lüks hayat onlarda değil mi? Bütün teknoloji onların elinde, bütün imkanlar onların elinde ama ne ölebiliyor ne yaşayabiliyor. Hadi bakalım. Orada nefes alıp gidiyor. Bela oldu hepsinin başına şimdi. Yaptığıdır onun da yüklü. Onun için o dalda firavunluğu var. Başkalarının başka dalda firavunluğu var. Bir firavun daha geldiydi bizim memleketimize. O da geberip gitti aynı şekilde. Ondan sonra istersen onu al evliya makamına otur. İster eşkıya bak. Ne yaptı, nasıl yaşadı, neleri kaldırdı, nelere tokandı, neleri tokanmadı. İmanda nerede, İslam'da neye tokandı, neler yaptı. Ona bak, ona göre anlarsın ne olduğunu orada. Hadi bak. Başkası. Bismillahirrahmanirrahim. Mürşidimizden himmet kesilir mi? Kesilirse neden dolayı kesilir? Kendinden dolayı kesilir. Hatları sen kopardın. Hatları kopardığın için hatları tekrar bağlayacaksın, tövbe edeceksin. Mürşid sana devamlı şekilde gönderir. Sen perdeyi kapattın, kapıyı kapattın, almıyorsun. Yani dedik ya, şeyhi olmanın şeyhi şeytandır demişler. Şimdi senin şeyhin var ama şeyhinin söylediği sözleri kabul etmiyorsun, yaşamıyorsun. Nefsinin peşinden koşturuyorsun. Sana şeyhinden himmet o sözlerle gelir. O sözleri yerine getirirsen himmet onlarla beraberdir. O sözleri yerine getirmediğin için neyi yerine getiriyorsun? Nefsinin istediğini yerine getiriyorsun. Yani şeytanın isteğini yerine getiriyorsun sen. Onun için himmet sana kesilmedi ama sen perde koydun, almıyorsun. Şeytandan alıyorsun. İşin tehlikedir. Bugünün tehlike yarının ondan daha tehlike olacaktır. Onun için tövbe edip dönecek kul. Başka çaresi yoktur. Himmet kesilmez. Himmetin önüne engeli koyan sensin. Düşüncen ile, niyetin ile, şüphen ile, yanlışın ile sensin. Himmet gelir. Himmet nedir? Onun söylediği söze tabi olmaktır. O söz ile hareket etmektir. Onun arkasından gelecek olan sana açılacak. Peygamber Efendimiz'e tabi olanlar daha sıkıydı şeyler, tabi oldular. O sıkıntıdan geçtiler, onların ardından rahatlık açıldı onlara. Dünyada kimisi şehit oldu, o rahatlığı da yaşayamadı, ahirette açıldı hemen anlara. Onun için himmet kesilmez ama gelen himmeti durdurursun sen, almazsın, orada yanlış yola girersin. Evet, bu kadar yeter inşallah bugün.
Ya gideceğimiz yerler vardır, yapacağımız işler vardır. O geri olan soruları başka zaman inşallah cevaplamaya çalışırız. Allah'ın aciz kuluyuz. Allah bizi acizliğimizi unutmasın, unutturmasın. Şeyhimize sıhhat, afiyet, güç, kuvvet versin. Büyüklerimizden himmet kesilmesin. İnşallah nefsimize kanmayız. Nefsimize kanarsak himmetin önünü keseriz biz. Nefsimize kanmazsak açıktır, devamlı gelir. Allah'ın ve Habibinin hürmetine, Evliyalar Sultanı Şeyhimize sıhhat, afiyet, güç, kuvvet, Kührün sonu Hazreti Mehdi'nin zuhuru, Hazreti İsa'nın inişi için, Halifemizin çıkışı için Fatiha. Amin. Selamun aleyküm, rahmetullah.